1. Birinci Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Birinci Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı. 22. Çarpışma teorisine göre aşağıda verilen ifadelerden hangi doğrudur? A. Çarpışma sayısı ile tepkime hızı ters orantılıdır. B. Çarpışma sayısını artıran faktörler etkin çarpışma sayısını azaltır. C. Uygun geometride çarpışan tanecikler kesinlikle ürüne dönüşür. D. Etkin çarpışma sayısı ile tepkime hızı doğru orantılıdır. E. Katılar hız denkleminde yer almadığına göre temas yüzeyi etkin çarpışma sayısını etkilemez. Cevap D. Verilen deney sonuçlarına göre I. Tepkimenin hız denklemi hız K, B, 2 şeklindedir. 2. Tepkime tek basamakta oluşmuştur. 3. Tepkimenin yavaş basamağı 2. B, G, ürün şeklindedir. 4. Tepkimenin hız sabiti 2.12'dir. İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 2. B. Ayv 2. C. 3 ve 4. D. I. 3 ve 4. E. I. 2, 3 ve 4. Cevap D. 24. Yukarıda bir tepkimenin basamakları verilmiştir. Buna göre katalizör olarak kullanılan madde hangisidir? Cevap B. 25. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hız sabitinin değerini değiştirir? I. Derişim 2. Basınç 3. Sıcaklık A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap B. 26. I. A. B. C'nin derişimleri 2'şer katına çıktığında hız 8 katına çıkıyor. 2. A. Derişimi sabit tutularak B ve C'nin derişimleri 2'şer katına çıkarıldığında hız 8 katına çıkıyor. 3. C'nin derişimi sabit tutulup A ve B'nin derişimi 2'şer katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkıyor. Yukarıda verilen bilgilere göre tepkimenin hız denklemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Cevap B. 27. Buna göre I. T1, T2'dir. 2. T1 sıcaklığında daha çok ürün oluşur. 3. T2 sıcaklığında eşik enerjisini aşan tanecik sayısı daha fazladır. İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Cevap C. 1. Birinci Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 218 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.